Herkese merhaba. Bugün Açık Mutfak kanalımızda ister Adana yöresi deyin ister Antep yöresi kuru dolma ve yaprak sarması tarifi ile karşınızdayım. Evet, malzemeler şu an ekranda. Hazırlıklarımızı yapalım ve dolmamıza başlayalım arkadaşlar. Evet, pirinçlerimizi, malzemelerimizi hazırlamadan önce yıkayalım ve hazırda biraz beklese daha iyi olur. Şimdi pirincimizin üzerine yavaşça malzemelerimizi ekleyeceğiz. Önce salçayı ekleyerek başlayabiliriz. Ve salçayı biraz içerisine karıştıralım. Baharatlarımızı koyduk. Baharatlarda neler vardı? Kimyon, karabiber, kuru nane vardı ve tuzumuz vardı arkadaşlar. Soğanımızı, maydanozumuzu koyduk. Ben yazdan kalma domates konserve kullandım ama eğer elinizde yoksa normal e, mevsim domatesini de yemeklik doğrayabilirsiniz. 2 adet domates yeterli. Ben yarım kavanoz domatesi ekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyorum. Ve üzerine doğal zeytinyağından bir bardak koyacağım. Bütün yemekleri hemen hemen zeytinyağı kullanıyorum ama siz isterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz arkadaşlar ve ben dolmayı biraz acılı yapıyorum. Ee, siz biberleri kullanmayabilirsiniz. Toz biber ve pul biber kullanacağım ben. Evet nefis bir tarif. İnanın yer herkes çok beğenecek. Nar ekşisi üzerine ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar. Dilerseniz daha da az koyabilirsiniz. Daha çok koyabilirsiniz. Bu da tamamen sizin ağız tadınıza bağlı. Evet iyice karıştırdık. Gördüğünüz gibi ben toz biber ve kırmızı pul biber koyuyorum. Acı bir biber bu. Dolmalarımız da biraz acı olabilir. O yüzden koyarken dikkatli olun. Önce arkadaşlar kuru dolmaları doldurmakla başlıyoruz. Tencerenin altına pişme derecesine göre e, diziyorum tabi bunları biz daha önce biraz suda haşladık çok az ama bir 5 dakika kadar kuru oldukları için ya da ben önceden haşlayıp buzluğa da koyuyorum arkadaşlar o şekilde de yapabilirsiniz bir taşım suda kaynatıp buzdolabı poşetlerine koyup e, buzluğa atabilirsiniz e, bu da çok pratik oluyor. E, dizilime gelirse yani alta en alta patlıcan e, işte ne bileyim kabak kuru biber şeklinde dizebilirsiniz e, bu kuruları ben hepsini Antep'ten almıştım Antep kabağı ve keleği var içerisinde evet sonrasında yaprak sarmalarını gördüğünüz gibi olabildiğince ince sarmaya çalışıyoruz. Üzerine pişirirken de zeytinyağı gezdireceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Nefis bir tarif. Adana ve Antep yöresine özel dolma tarifimiz. Evet yaprak. Yapraklarımız daha önceden açıp saplarını keserseniz daha pratik sarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapraklarımızı sardık. bir gece önceden sarıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Ben bazen böyle yapıyorum. Akşam işten geldikten sonra sarıyorum ve ertesi gün akşam pişiriyorum. Pişirme sürem 40 dakika olacak zaten. Yetişiyor akşam yemeğine. Evet gördüğünüz gibi önce kelek dolmalarımı koydum. Sonrasında patlıcan, biber ve üzerine yaprak sarmalarını dizdim. En üstte kalan dolmalardan biraz daha ekledik kapatmak için üzerine. Evet arkadaşlar afiyet olsun.